Ebedi akış kavramı, zamanın doğası ve teorik fizik alanındaki etkileri nedeniyle çarpıcı sorular ortaya çıkarır. Örneğin, dağlardaki saatler, vadilerdeki saatlere göre farklı hızlarda çalışırlar. Bu, yerçekim potansiyelinin, zamanın geçişini etkilediği genel görelilik bağlamında iyi anlaşılmış bir olgudur. Ancak bizi daha derin soruşturmaya götüren sorgulama biçimi, bu farklı zaman geçişinin, zamansal endişelerimizin özünü kapsayıp kapsamadığı şeklinde kendini göstermektedir. Bir paralellik kurmak için bir nehrin akışını düşünün. Kıyıya yakın sular yavaş hareket ederken merkezdekiler daha hızlı akar. Ancak nehir ısrarla akar. Yani akmasını sürdürür. Bu benzetme zamanın temel bir özelliğini yakalar. Geçişi, akışı ve ebedi ilerlemesi. Zamanın tek yönlü akışı geçmişi gelecekten ayıran ayırt edici bir özelliktir. Nedensellik nedenlerin etkilerden önce geldiğini belirtir. Acı yaralanmayı takip eder. Asla tersi olmaz. Parçalanmış cam kendiliğinden yeniden bir araya gelemez. Zamanın oku termodinamiğin ikinci yasasının emrettiği gibi kaçınılmaz bir şekilde düzen ile düzensizlik arasında bir ikilik yaratır. Zamanın bu geri döndürülemez doğası bir ikiliği teşvik eder. Değişmez ve sabit. Geçmiş ile olasılıklar, belirsizlikler, arzular ve kaygılar alemi olan gelecek. Geçmiş anılarımızı, pişmanlıklarımızı ve dolu dolu anlarımızı barındırırken, gelecek henüz yapmadığımız seçimlerle şekillenen bir potansiyel tuvalidir. Bu içsel asimetri zamanın basit bir çift yönlü çizgi değil, belirgin sınırlara sahip olan bir ok olduğunu gösterir. Öyleyse zamanın özünü oluşturan şey nedir? Sadece geçiş hızı mı? Yoksa daha derin bir şey. Öz, amansız yürüyüşünde, geleceğe dair endişelerimizdeki varlığında ve hafızanın gizemlerinde yatar. Zamanın bilmecesi tam da bu ayrımda kendini gösterir. Somut varlığıyla geçmiş ve açık potansiyeliyle gelecek. Bu akış evrenin dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır ve mekanizmalarının içine yerleşmiştir. Evreni yöneten temel prensipleri incelerken geçmiş ve gelecek, neden ve sonuç, hafıza ve umut, pişmanlık ve niyet arasında ayrıcalıklı bir ayrım bulamayız. Fizikteki temel yasalar ister klasik mekanikte, ister elektromanyetizmada, isterse kuantum mekaniğinde olsun iki zamansal yön arasında ayrım yapmaz. Bu simetri parçacık fiziğindeki CPT simetrisi gibi birçok teorik yapının temelini oluşturur. Burada zamanı tersine çevirmek fizik yasalarının geçerliliğini değiştirmez. Yine de soru şu. Makroskopik dünya neden bu kadar belirgin bir zaman oku deneyimliyor? Cevap, kısmen evrenin başlangıç koşullarında yatıyor. Büyük patlama, entropinin sürekli arttığı ve zamanın termodinamik okunun ortaya çıktığı düşük entropili bir evren ortaya koydu. Düzensizlikteki bu artış, geri döndürülemez süreçlere ilişkin günlük deneyimlerimizle ve bunları tersine çevirmenin imkansızlığıyla örtüşüyor. Dahası, hafıza ve öngörüyle iç içe geçmiş olan zamanlı psikolojik algısı, bu oku daha da vurguluyor. Bilincimiz zamanı geri döndürülemez entropi artışına ve biyolojik ve bilişsel süreçlerimize dayanan ardışık bir ilerleme olarak deneyimliyor. Sonuç olarak zamanın özü salt akış hızının ötesine uzanır. Geçmişten geleceğe geri döndürülemez geçişi, ikisi arasındaki ayrımı ve bu geçişin evren anlayışımıza kazandırdığı temel asimetriyi kapsar. Bu akış yalnızca fiziksel yasaların bir özelliği değil, evrenin yapısının derin bir yönüdür ve algımızı, deneyimlerimizi ve varoluşumuzu etkiler. Buhar motorlarının nesneleri harekete geçirmek için ateş kullanan dönüştürücü gücünden etkilenen Sadi Carnot, buhar makinalarının teorik temellerini anlamak için bir arayışa girişti. 1824'te Ateşin Motive Gücü Üzerine Düşünceler adlı ilgi çekici başlıklı çığır açıcı bir teknik makale yayınladı ve burada ısıyı tıpkı suyun bir şelaleden aşağı inerek enerji üretmesi gibi sıcak nesnelerden soğuk nesnelere düşerek enerji üretebilen elle tutulur bir sıvı olarak hayal etti. Bu modelin yanlışlığına rağmen bu model önemli bir içgörü içeriyordu. Buhar motorları ısının sıcaktan soğuğa aktarılması nedeniyle çalışır. Carnot'un temel çalışmasını referans alan Rudolf Clausius daha sonra kavramın özünü temel bir yasaya dönüştürdü. Isı kendiliğinden daha soğuk bir cisimden daha sıcak bir cisime geçemez. Termodinamiğin yasası olarak bilinen bu ilke, ısı akışının geri döndürülemez doğasını ve zamanın içsel yönlülüğünü yakalar. Clausius'un içgörüsünün özü, düşen nesne ile ısı akışı arasındaki ayrımda yatmaktadır. Bir top düşüp geri sıçrayarak orijinal pozisyonuna geri dönebilirken,
ısı kendiliğinden soğuktan sıcağa geri dönemez. Clausius tarafından vurgulanan bu geri döndürülemezlik, geçmişi gelecekten ayıran tek genel fizik yasasıdır. Başka hiçbir fizik yasası bu özelliği paylaşmaz. Newton'un mekanik yasaları, Maxwell'in elektromanyetizma denklemleri, Einstein'ın genel görelilik denklemleri ve Heisenberg, Schrödinger ve Dirac tarafından ortaya atılan kuantum mekaniği ilkelerinin hepsi zaman tersine simetriyi korur. Yani bu yasalar bir olay dizisinin meydana gelmesine izin veriyorsa aynı şekilde zaman tersine diziye de izin verirler. Ancak zaman oku ısı varlığında açıkça ortaya çıkar. Geçmiş ve gelecek arasındaki ayrımın belirginleştiği her örnek ısı transferini içerir. Geriye doğru oynatıldığında saçma görünen senaryolar değişmez bir şekilde ısıtmayı içerir. Zamanın bu termodinamik oku, geçmiş ve gelecek arasındaki algılanabilir farkı ortaya çıkaran şeydir. Carnot'un öncü fikirleri ve Clausius'un titiz biçimleştirilmesi termodinamiğin zaman anlayışımızdaki derin rolünü aydınlatır. Isı akışının geri döndürülemezliği, doğada temel bir asimetriyi içererek geçmişten geleceğe doğru net bir yön belirler. Bu, diğer fiziksel olayları yöneten simetrik yasalarda bulunmayan bir yöndür. Termodinamiğin bu benzersiz özelliği, tarihsel ve gelecekteki olaylar arasında ayrım yapmadaki temel rolünü vurgular ve böylece zamansal ilerleme anlayışımızı çerçeveler. Yuvarlanan bir topu tasvir eden bir filmi izlediğimizde filmin ileri mi yoksa geri mi oynatıldığını hemen ayırt edemeyiz. Ancak topun yavaşladığı ve sonunda durduğu görülürse filmin doğru sırayla oynatıldığını güvenle söyleyebiliriz. Bunun nedeni filmin tersine çevrilseydi, hareketsiz bir topun kendiliğinden yuvarlanmaya başlaması gibi mantıksız olayları tasvir edecek olmasıdır. Topun yavaşlamasının ve sonunda durmasının arasındaki neden, ısı üreten sürtünmedir. Geçmiş ve gelecek arasındaki ayrım yalnızca ısının varlığında ortaya çıkar. Düşünceler tersine değil, geçmişten geleceğe doğru ilerler ve hatta düşünme eylemi bile beynimizde ısı üretir. Rudolf Clausius bu geri döndürülemez ısı akışını ölçmek için entropi kavramını ortaya attı. Entropi değişimi için matematiksel ifadeyi şekildeki gibi formüle etti. Bu denklem bir sistemin entropisindeki değişimi tanımlar. Değiştirilen ısının dQ, sistemin sıcaklığına T bölünmesiyle elde edilen integral olarak ifade edilir. S sembolüyle gösterilen Clausius'un entropisi, izole edilmiş, kapalı bir süreçte artan veya sabit kalan ancak asla azalmayan ölçülebilir ve hesaplanabilir bir niceliktir. Bu ilke kısaca şu şekilde yazılabilir. Bu eşitsizlik temelde ısının yalnızca sıcak nesnelerden soğuk nesnelere akabileceğini ve asla tersinin olamayacağını belirten termodinamiğin ikinci yasasını temsil eder. Bu yasa zaman akışına açıkça atıfta bulunması bakımından benzersizdir. Bu yasanın çıkarımları entropinin doğasını daha derinlemesine inceleyen Ludwig Boltzmann tarafından daha da açıklanmıştır. Boltzmann'ın içgörüleri ikinci yasanın mikroskopik kökenlerinin derinlemesine anlaşılmasına yol açmıştır. Entropi artışının parçacıkların istatistiksel davranışına bağlı olduğunu göstermiştir. Boltzmann'ın formülasyonunda entropi makroskopik bir duruma karşılık gelen mikroskopik konfigürasyonların veya mikro durumların sayısıyla ilişkilidir. Bu ilişki Boltzmann'ın entropi formülünde ünlü bir şekilde içerilmiştir. Boltzmann'ın çalışması termodinamiğin ikinci yasasının istatistiksel olduğunu ortaya koydu. Mikroskopik fizik yasaları zaman tersine simetrik olsa da entropi artışının makroskopik gözleminin ezici bir şekilde olası olduğunu ima eder. Çünkü çok daha fazla düzensiz durum, yüksek entropi, düzenli olanlardan yani düşük entropiden çok daha fazladır. Entropinin bu istatistiksel yorumu mikroskopik ve makroskopik dünyalar arasında köprü kurarak makroskopik fenomenlerin neden belirgin bir zaman oku sergilediğini açıklar. Özünde gözlemlediğimiz geri döndürülemezlik, altta yatan fizik yasalarının temel bir özelliği değil, daha ziyade termodinamik süreçlerin olasılıksal doğasının bir sonucudur. Bu nedenle entropi eşitsizliği yoluyla ifade edilen termodinamiğin ikinci yasası, geçmiş ve gelecek arasında doğal olarak ayrım yapan tek fizik yasasını kapsar. Sadece ısı akışının yönünü değil, aynı zamanda günlük hayatımızda deneyimlediğimiz zamansal asimetriyi de yönetir. Boltzmann'ın katkıları termodinamik prensiplerin makroskopik tezahürlerinin ötesini görmemizi sağlayarak zaman okunun istatistiksel köklerini açığa çıkartıyor ve bizi doğal dünyayı daha derin bir şekilde anlamaya yönlendiriyor.
Sadi Carnot'un ısıyı madde veya sıvı olarak kavramsallaştırması anlaşılabilir ancak yanlış bir hipotezdi. Gerçekte ısı moleküllerin mikroskopik çalkalanmasının tezahürüdür. Sıcak bir fincan çayı düşündüğümüzde gözlemlediğimiz şey moleküllerin güçlü bir çalkalama halinde olduğu bir sistemdir. Tersine soğuk bir fincan çayda moleküler aktivite önemli ölçüde azalır ve bir buz parçasında moleküler hareket daha da kısıtlanır. Bir bardak suya ilişkin algımız astronotların dünyayı aydan nasıl algıladıklarına benzer. Ding'in mavi bir küre. Böyle bir mesafeden canlı aktiviteler, büyüyen bitkiler, hareket eden hayvanlar, insan duyguları görünmezdir. Benzer şekilde bir bardak suyun içinde dünyanın insan nüfusundan çok daha fazla olan sayısız molekülün kaotik aktivitesi bizim için algılanamazdır. Bu moleküler kargaşa sürekli etkileşimlerin bir karışımıdır. Bazı moleküller neredeyse hareketsizdir. Ancak kaçınılmaz olarak daha enerjik olarak aktif komşularıyla çarpışmaları sonucu harekete geçerler. Bu çalkalanma yayılır ve moleküller sürekli çarpışır ve enerji aktarır. Soğuk bir nesne sıcak bir nesneye temas ettiğinde sıcak nesnenin daha enerjik molekülleri soğuk nesnenin daha az enerjik molekülleriyle çarpıştığı için ısı transferi gerçekleşir. Böylece enerji aktarılır ve ikincisinin moleküler hareketi artar ve etkili bir şekilde ısıtılır. Termal çalkalanma bir deste kartın sürekli karıştırılmasına benzetilebilir. Kartlar başlangıçta sıralıysa karıştırma süreci giderek düzensizliğe yol açar. Benzer şekilde ısı doğal olarak sıcaktan soğuğa doğru akar. Tersi değil. Bu artan düzensizlik veya entropi tarafından yönlendirilir. Isının hareketi bir karıştırma sürecidir ve düzensizliğe doğru doğal ilerlemeyle sonuçlanır. Geçmiş ve gelecek arasındaki ayrım hareketin temel yasalarında veya doğanın içsel düzeninde bulunmaz. Bunun yerine bu zamansal yönü belirleyen artan düzensizliğe doğru olan doğal eğilimdir. Bu eğilim sistemleri benzersiz, düzenli durumlardan daha yaygın, düzensiz olanlara doğru hareket ettirir. İlgili bir soru burada ortaya çıkmaktadır. Evren geçmişte neden düzenli veya düşük entropili bir durumdaydı? Kozmik İskambil destesi başlangıçta neden bu kadar iyi düzenlenmişti? Düşük entropili bir durumda başlayan bir sistemi gözlemlemek, entropideki sonraki artışı belirgin hale getirir. Karıştırma doğal olarak düzensizliğe yol açar. Ancak evren ne kadar düşük entropili bir durumda başladıysa, niçin bu durumda başladığı sorusu hala gündemde kalmaktadır. Bu soru kozmoloji ve istatistiksel mekaniğin derin gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Erken evrenin düşük entropili durumu zamanın okunu tanımlayan entropideki sonraki artış için sahneyi hazırladı. Bu ilk durum bugün gözlemlediğimiz evrenin evrimi için çok önemlidir. Burada artan entropi doğal süreçlerin geri döndürülemezliğini ve zamanın yönlülüğünü destekler. Sonuç olarak Carnot'un başlangıçtaki yanlış yorumlaması ısı ve entropinin doğasına dair daha derin anlayışların yolunu açtı. Moleküler hareketin mikroskopik anlayışı ve Boltzmann tarafından tanıtılan istatistiksel mekanik ısının neden sıcaktan soğuğa doğru aktığını ve entropinin neden arttığını açıklar. Bu ilkeler evrenin başlangıçtaki düşük entropili durumuna ve düzensizliğe doğru doğal ilerlemeye dayanan geçmişi gelecekten ayıran temel asimetriyi ortaya koyar. Entropideki bu devam eden artış zamanın termodinamik okulunun temel taşıdır ve zamansal ilerleme algımızı ve fiziksel süreçlerin geri döndürülemez doğasını şekillendirir. İlk 26 kartın hepsinin kırmızı, sonraki 26 kartın hepsinin siyah olduğu bir deste kart düşünün. Bu özel düzenlemeyi özel olarak tanırız çünkü oldukça düzenlidir. Bu düzenleme düşük entropili bir durumu temsil eder. Özel doğası kartların renklerine odaklanmamızdan kaynaklanır. Ancak takımlar gibi farklı özelliklere odaklanırsak, ilk 26 kartın sadece kupa veya maça olması gibi diğer özel dizileri belirleyebiliriz. Benzer şekilde düzenlemeler kart numaralarına, aşınma ve yıpranmalarına veya başka herhangi bir özelliğe göre özel durumda olabilir. Daha yakından baktığımızda kartların her düzenlemesinin bir şekilde benzersiz olduğunu fark ederiz. Bu benzersizlik her düzenlemenin onu farklı kılan bir özelliğe sahip olduğu anlamına gelir.
bazı düzenlemelerin diğerlerinden daha özel olduğu fikri yalnızca dikkatimizi renk gibi birkaç özelliğe sınırladığımızda anlamlıdır. Bir kartı diğerinden ayıran her olası ayrıntıyı ele alırsak tüm düzenlemeler eşit derecede benzersiz hale gelir. Hiçbiri diğerlerinden daha fazla veya daha az özel değildir. Bu özel olma kavramı evrene bulanık, yaklaşık bir şekilde baktığımızda ortaya çıkar. Ludwig Boltzmann, entropinin doğanın bu bulanık perspektifinden kaynaklandığını göstermiştir. Entropi, bulanık görüşümüzün ayırt edemediği makroskopik bir duruma karşılık gelen belirgin mikroskopik düzenlemelerin sayısını niceliksel olarak ifade eder. Isı, entropi ve entropinin geçmişte daha düşük olması, doğanın bu yaklaşık istatistiksel tanımına ait kavramlardır. Bu, geçmiş ve gelecek arasındaki farkın nihayetinde bu bulanıklığa dayandığı anlamına mı geliyor? Tüm mikroskopik ayrıntıları ve evrenin tam durumunu açıklayabilseydik, karakteristik zaman akışı ortadan kalkar mıydı? Cevap evettir. Şeyleri mikroskopik düzeyde gözlemlediğimizde geçmiş ve gelecek arasındaki ayrım kaybolur. Evrenin geleceği, geçmişi gibi mevcut durumu tarafından belirlenir. Genellikle nedenlerin etkilerden önce geldiğini iddia ederiz. Ancak şeylerin temel dilinde neden ve sonuç arasında bir ayrım yoktur. Farklı zamanlardaki olayları temsil etmek ve birbirine bağlamak için kullandığımız fizik yasaları geçmiş ve gelecek açısından simetriktir. Geçmiş ve gelecek arasındaki çarpıcı fark doğaya dair bulanık algımızla ilgilidir. Bu rahatsız edici bir sonuçtur. Zaman akışının canlı, temel, varoluşsal duygusu doğayı en ince ayrıntısına kadar algılayamamamıza bağlıdır. Milyarlarca molekülün dansını gözlemleyip açıklayabilseydik, gelecek gerçekten geçmiş gibi görünür müydü? Geçmişe dair sahip olduğumuz bilgiye gelecek hakkında sahip olabilir miydik? Doğaya dair sezgilerimiz çoğu zaman yanlıştır. Ancak doğa sezgilerimizden bu kadar radikal bir şekilde farklı olabilir miydi? Bu kavram, dünyanın hareketi keşfedildiğinde yaşanan şoka benzer şekilde zamana dair geleneksel anlayışımızı zayıflatır. Ancak dünyanın hareketinde olduğu gibi bu bakış açısını destekleyen kanıtlar ikna edicidir. Zaman akışını simgeleyen tüm olaylar, evrenin geçmişindeki özel bir duruma indirgenebilir ve bu özelliğe dair bulanık bakış açımıza bağlıdır. Geçmiş ve gelecek arasındaki çarpıcı fark yalnızca bu bulanık görüş içinde ortaya çıkar. Bu bulanıklık ve evrenin ilk halinin tuhaf olanaksızlığıyla bağlantısı ayrıntılı bir açıklama gerektirir. Boltzmann'ın anladığı şekliyle entropi, evrene dair bulanık bakış açımızdan ayırt edilemeyen mikroskopik hallerin sayısından başka bir şey değildir. Boltzmann, özünde zaman akışının bulanık görüşümüzün merceğinden görülen, geçmişte belirli bir anda evrenin gizemli olanaksızlığının bir yansımasından başka bir şey olmadığını fark etmiştir. Bu bağlamda zaman, bir diğer kritik parçasını kaybeder. Geçmiş ve gelecek arasındaki içsel ayrım. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.